Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı resmi açılış töreni bu akşam. 56 ülkeden 4200 sporcu katılıyor organizasyona ve biz de bir canlı bağlantı yapacağız. Konya'ya döneceğiz. Gökhan Gerçek karşımızda. Yanında bir de konuğu var sanırım. Gökhan, sözü sana bırakalım. Deniz dünyanın en büyük spor organizasyonlarından bir tanesi İslami Dayanışma Oyunları. 56 ülkeden tam 4200 sporcu 9 Ağustos 18 Ağustos tarihleri arasında kıyasıya mücadele edecek. Türkiye'de 400'ün üzerinde sporcuyla bu oyunlarda temsil edilecek. Yarışları ekrandan izleyeceğiz ama yarışlar zor olacak, evet, ama daha öncesi hazırlık sürecinde oldukça zorlu geçtiğini söyleyebiliriz. Konya yıllardır bu organizasyon için çalışıyor. Neler yapıldı? Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'la konuşacağız. Efendim, bu akşam start alıyor. Önce seremoniyle başlayalım isterseniz. Az evvel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geldi. 56 ülke devlet başkanı, başbakan düzeyinde temsil edilecek. Önce bir seremoniden bahsedelim. Herhalde en dikkat çekici, herkesin merak ettiği an odur. Seremonide neler göreceğiz? Bu oyunların en dikkat çekici anı, herkesin takip ettiği ve büyük bir katılımla gerçekleşen kısmı açılış seremonisi kısmıdır. Biz de çok uzun süredir buna hazırlık yapıyoruz. İnşallah akşam saat 21'de ekranları başından da insanların izleyeceği çok önemli bir gösteri hazırlandı. 42 bin kişilik Konya Büyükşehir Stadyumunda Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılış seremonisinin başlangıcını yapmış olacağız. Biraz önce İlham Aliyev ve eşini karşıladık. Birazdan Cezayir, Filistin ve Arnavutluk başbakanları gelecek, onları karşılayacağız. Ayrıca 30'a yakın ülkenin spor bakanı, büyükelçileri Konya'da. Çok ciddi bir katılım var. İSSF başkanımız, olimpiyat oyunlarının başkanı Konya'da. Bir uzun süredir büyük bir hazırlığın sonucunda nihayet final gününe gelmiş olduk. Tabii açılış programımız 19.30'da Türk Yıldızları'nın gösterisiyle başlayacak. Bildiğiniz gibi Türk Yıldızları Konya Hava Üssü'nde konuştu ve Türkiye'nin önemli markalarından birisine ev sahipliği yapıyoruz. Saat 20'de Mahir Zahin konseriyle devam ediyoruz ve 21'de de büyük şov hazırlığı tamamlanmış ve başlangıcını yapmış olacağız Cumhurbaşkanımızın katılımıyla. Stadyumda çok önemli bir hazırlık yapıldı. Özellikle 3000 metrekarelik bir mapping alanı oluşturuldu stadyumun zemininde ve 6,5 metre çapında bir ekranda yerden yukarıda bu şovun bir parçası olarak hazırlıkları tamamlamış olduk. Ve öncelikle ülkemizin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Bayrağımızı video şovla taşıyacak. Sonrasında aslında tüm ülke bayraklarını, 56 ülkenin sporcuları bayraklarını taşıyarak hazırlamış olduğumuz platformda bu ülkelerin bayraklarını ve sporcularımızı görme imkanımıza kavuşacağız. Sonra ülkemizin önemli bir tanıtımını gerçekleştireceğiz. Bir Konya tanıtımı olacak. Havai fişek gösterileri, drone gösterileriyle aslında son dönemde yapılan Türkiye'nin en önemli organizasyonuna ev sahipliği yapmış olacağız. Herkesin bunu takip etmesini arzu ediyorum. Biraz araya pandemi de girdi. Bu tür programlar çok ertelendi. Konya'da 2021 yılında yapılacaktı aslında ama pandemi nedeniyle bu yıl gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3 yıllık bir emeğin sonucunu bugün akşam saat 21'de tüm Türkiye'ye göstermiş olacağız. Tabii bu şov aynı zamanda gelen ülkelerin ekranlarında da yayınlanacağı için çok önemli bir Türkiye tanıtımını gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Ne kadar seyirci gelecek? Şu an itibariyle 35 bin biletli seyircimiz var. Biletlerin tamamı satıldı ama biz Konyalıları davet etmeye devam ediyoruz. Çünkü aynı zamanda dışarıda içeri giremeyenler için de önemli hazırlıklar yaptık. Ekranlar oluşturduk. Bütün tüm Konya'yı Konya Büyükşehir Stadyumu'na saat 19.30'dan itibaren beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü bu sadece Konya'nın değil Türkiye'nin son dönemde gördüğü en önemli organizasyon. Bütün hazırlıklar en üst düzeyde gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla inşallah çok önemli bir açılışı gerçekleştirmiş olacağız. Efendim, dünyaca ünlü sporcuları izleyeceğiz. Zorlu mücadeleler olacak ama sadece o yarış kısmı ekrana yansıyan, evet. Onun geride kalan kısmı sizce çok ciddi bir yatırım. 300 milyon dolar gibi bir rakam çıkarttım ben ama ne kadar yatırım yapıldı? Çünkü tesis gerekiyor. 4200 sporcu, sadece onların sayısı, yabancı misafir sayısı oldukça fazla. Konaklama tesisleri, olimpiyat köyü, aynı zamanda yarışların yapılacağı tesislere nasıl hazırlık yapıldı? Aslında biz 2019 Nisan'ında bunun protokolünü imzalamıştık. O günden itibaren Konya'nın en önemli gündemi İslami Dayanışma Oyunları. Hem fiziki olarak şehrimizde ciddi hazırlıklar yapıyoruz ama bir taraftan da 2019 öncesi yapılan tesisler de Konya'da bu spor müsabakasının oynanmasıyla ilgili bir başlangıç oldu. Belediyemizin yapmış olduğu stadyum, spor salonları, yüzme havuzları, bununla ilgili ciddi bir altyapımız var ama son dönemde Genç Spor Bakanlığımızın şehrimize kazandırdığı önemli tesisler oldu. Hemen stadyumumuzun yanında 3200
kapasiteli bir basketbol sahamız var. Onun yanı başında tam olimpik bir yüzme havuzu inşa edildi. 1800 seyirci kapasiteli atlama havuzunun da olduğu, atletizm pisti, uluslararası müsabakaların yapılabileceği seyirci kapasitesi olan futbol sahasıyla birlikte o 440 bin metrekarelik alan bir olimpiyat köyüne dönüştü adeta. Bununla birlikte Konya için çok önemli bir tesis kazandık. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Konya bir bisiklet şehri. 550 kilometre bisiklet yoluyla ve bisiklet altyapısıyla Türkiye'nin ilk olimpik velodromu da Konya'da inşa edilmiş oldu. Ve böylece Konya'da önemli sporcuların da şehrimizde yetişeceğine inanıyoruz. Müsabakalar başlayınca seyir zevkinin de çok yüksek olduğu, Türkiye'nin ilk olimpik velodromu da şehrimize kazandırılmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sayın Bakanımıza ben teşekkür ediyorum. Bu tesislerin tamamı müsabakalarda sporcularımıza ev sahipliği yapacak ama asıl önemlisi bu tesisler Konya'da gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Çok teşekkür ederiz efendim. Saat 20'de başlayacak büyük heyecan ve geri planı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediye Başkanı bizlerle paylaştı. 56 ülkeden 4200 sporcunun yarışacağı, kıyasıya mücadeleler olacak. Tabii akşam saat 20'de muhteşem bir seremoniyle açılış yapılacak. O seremoninin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.